Yedinci gece masal devam ediyordu. Genç kız balıkların dile gelip yine "bize dönersen biz de döneriz" diye cevap verdiğini görünce elindeki değnekle balıkları ateşe döküp kaşla göz arasında ortadan kayboldu. Bunu gören vezir "artık bu hükümdardan gizlenemeyecek bir hale geldi" diyerek padişahın yanına çıktı. Ona her şeyi olduğu gibi anlattı. Bu iş hükümdarın çok garibine gitti. Vezirine hemen balıkçıyı buldurmasını, onu aynı balıklardan ısmarlamasını emretti. Vezir de vakit geçirmeden ihtiyar balıkçıyı çağırttı. Kendisine yine o balıklardan ne kadar avlayabilirse getirmesini söyledi. Balıkçı ertesi gün tuttuğu balıkları getirdi. Vezirin kendisine verdiği bir kese altını cebine indirirken kendi kendine "bunun altından bir çapanoğlu çıkmazsa iyi" diye söyleniyordu. Hükümdarla veziri mutfağın bir kenarında gizlenerek balıkları kızartmaya başlayan cariyeyi gözetlemeye başladılar. Biraz sonra büyük bir gürültüyle duvarın yarıldığını ve iri yarı zebella gibi bir zencinin meydana çıktığını gördüler. Zenci tıpkı genç kızın yaptığı gibi elindeki değnekle balıkları elleyerek onlara aynı soruyu sordu ve aynı cevabı aldı. Bunun üzerine büyük bir öfkeyle tavayı ateşe iterek balıkları adeta kömür halinde bıraktı ve bir gölge gibi geldiği yerden sırolup gitti. Bunun üzerine hükümdar vezirine dönerek "bu işin sırrını bulup öğrenmeliyiz" dedi. Biraz düşündükten sonra da "hemen vakit kaybetmeden bana o ihtiyar balıkçıyı çağırt" emrini verdi. Vezir hemen balıkçıyı çağırtıp hükümdarın karşısına çıkardı. Hükümdar balıkçıya bu balıkları nereden avladığını sordu. İhtiyar balıkçı şehrin kenarında bulunan bir dağı göstererek cevap verdi. "Bu balıkları şu dağın arkasında bulunan bir gölden avlıyorum. Buradan yarım saatlik yoldadır." Hükümdar bunu işitince vezire şu emri verdi. "Hemen şimdi oraya gideceğiz. Muhafız askerlerimden bir bölük hazırlansın." Bu emri işiten balıkçı kendi kendine "korktuğum şey başıma gelecek galiba. Nereden çattım şu ifrite? Renkli balıklardan aldığımız birkaç kuruş burnumuzdan gelecek galiba" diye söylendi. Biraz sonra vezir gelip hükümdara her şeyin hazır olduğunu söyledi. Hükümdar vezirine bu kısa seyahatin sebeplerinin gizli tutulmasını da emrettikten sonra atına bindi. Ve ihtiyar balıkçının kılavuzluğu ile muhafızlarla birlikte yola çıktılar. Kısa bir yolculuktan sonra dağa vardılar. Dağı aşıp gölün bulunduğu yere geldiler. Hükümdar ülkesinde bulunan bu yeri şimdiye kadar nasıl olup da görmediğine şaşıyordu. Göl kenarında kendisine bir otağı kurulmasını emretti. Sonra suyun kenarında durarak oradaki renk renk balıkları seyretmeye başladı. Bir aralık yanına gelen veziriyle devlet adamlarına evvelce bu yeri görüp görmediklerini sordu. Hiçbirisinin buraya gelmediğini öğrenince bir kat daha şaşmaktan kendini alamadı. Bu yerin sırlarını öğrenmeden şehre dönmemeye karar verdi. O sırada otağı hazırlanmıştı. Hükümdar vezirini yanına çağırdı. "Ben bu akşam tek başıma dolaşmak ve bu gölün içindeki balıkların sırrını öğrenmek istiyorum. Fakat sen kimseye bunu belli etme. Beni soranlara otağımda uykuya çekildiğimi ve kimseyle görüşmek istemediğimi söylersin" dedi. Kılıcını kuşanıp oradan ayrıldı. Sabaha kadar yol yürüdüğü halde önüne ne bir adam ne bir yapı çıktı. 2 gün 2 gece daha yürüdü. Nihayet uzaktan bir karaltı gördü. Büyük bir sevinç ve heyecan içinde o tarafa doğru gitmeye başladı. Çok geçmeden buranın kara taşlarla yapılmış bir kale olduğunu fark etti. Kalenin kapısı yarı açık duruyordu. Hükümdar bu kapıya yaklaştı, önünde biraz durdu. Hiç kimsenin gelmediğini görünce kapıya 2-3 defa vurdu. Cevap veren olmadı. Bunun üzerine içeriye girdi. Ortalıkta yine kimseyi göremeyince kalenin boş dehlizlerinde ilerlemeye başladı. Bir aralık durup yüksek sesle "Ey kalenin sahipleri, ben bir garip yolcuyum. Yiyecek bir şeyiniz varsa bana veriniz" diye bağırdı. Bu sözleri 2-3 defa tekrarladığı halde hiç kimse ona cevap vermedi. Daha ileriye gitmeye karar verdi. Dehlizi geçip geniş bir avluya vardı. Bu avlunun ortasında bir havuz, havuzun 4 köşesinde de altından yapılmış 4 aslan heykeli vardı. Bu heykellerin ağızlarından şırıl şırıl sular akıyordu. Çeşit çeşit kuşlar da çevresinde kanat çırpıyordu. Bunların uçup gitmemeleri için avlunun tepesine bir ağ gerilmişti. Hükümdar bütün bunları şaşkın şaşkın seyrederken hazin bir sesle şu şarkının söylendiğini duydu. "Aşkımı saklamadım, sevdam oldu aşikar, uyku kaçtı gözümden, ağlarım fecre kadar. Öyle bir derde düştüm ki devası bulunmaz, tahammülüm kalmadı, ne kara talihim var." Bu şarkı hükümdarın merakını bir kat daha arttırdı. Sesin geldiği tarafa giderek büyük bir odanın önünde durdu. İpekli perdesini aralayıp içeriye baktı.
Bir tahtın üzerinde yakışıklı bir gencin oturduğunu gördü. Selam verip yanına yaklaştı. Bunu gören genç üzüntüsünü gizlemeye çalışarak selamına karşılık verdikten sonra kalkıp onu karşılayamadığı için özür diledi. Hükümdar bu nazik ve ak soylu gence oraya niçin geldiğini anlattı. Sonra renkli balıkların sırrını çok merak ediyorum dedi. Bu hususta bir bildiğiniz varsa bana anlatırsanız çok memnun olurum. Sizin bu büyük kalede tek başına oturmanızı da garip gördüm. Herhalde bunun da bir sebebi vardır. Bu sözleri işitince delikanlı hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sonra gözyaşlarını silerek hatırına bir şey gelmiş gibi başını önüne eğdi. Onun bu haline çok üzülen hükümdar sordu. Niçin ağlıyorsunuz? Gençsiniz, yakışıklısınız, üstelik taç ve taht sahibisiniz. Genç bacaklarını örten kadife pelerini açarak işte bu halime ağlıyorum dedi. Gencin belinden aşağısı taş kesilmişti. Hükümdarın haliyle ilgilendiğini görünce ona başından geçenleri anlatmaya başladı. Hikayesini öğrenmek istediğiniz balıklarla benim hikayem birbirine bağlıdır. Bu öyle bir hikaye ki ondan hisse kapmamak imkansızdır. Benim babam vaktiyle gördüğünüz gölün etrafındaki yerlerde kurulmuş olan 4 şehrin hükümdarıydı. Adı Mehmet Şah'tı. Bu ülkelerde 70 sene hüküm sürdükten sonra öldü. Yerine ben geçtim ve amcamın kızıyla evlenerek mesut bir hayat sürmeye başladım. Karım beni çok seviyordu. Öyle ki beni görmeyince ne yer ne içerdi. Bu tatlı hayatımız 5 sene kadar sürdü. Nihayet bir gün hamamdan döndükten sonra aşçıya akşam yemeğini hazırlamasını emrettim. Ben de dışarıya çıkarak beklemek ve biraz hamam yorgunluğunu gidermek için sedire uzandım. Hava çok sıcak olduğu için 2 cariye gelip beni yelpazeyle serinletmeye başlamıştı. Biraz uykuya dalar gibi oldum. Fakat bir taraftan da geciken karımın nerede olduğunu merak ettiğim için gözlerim iyice kapanmıyordu. O sırada başucumda duran cariyelerden biri benim uyuduğumu zannetmiş olacak ki öteki cariyeyle şöyle konuşmaya başladı. Zavallı hükümdarımız, bütün varlığıyla bağlandığı karısının ne mal olduğunu bilse Allah kahretsin böyle aşifte kadınları. Ah zavallı efendimiz, sen böyle bir kadına layık değilsin. Çünkü o her gece başkasının koynunda yatıyor. Öteki cariye sözünü kesti. Peki ne yapsın? Onun yaptıklarından haberi yok ki. Kadın onun her gece içmeye alıştığı bir kadeh şarabın içine uyku ilacı katıyor. O da sabaha kadar adeta ölü gibi yatıyor. Karısı da hemen en iyi esbaplarını giyip aşığının yanına gidiyor, sabaha karşı dönüyor. Yalan söylemediklerini bildiğim bu cariyelerin birbirlerine söyledikleri sözler dünyayı gözümde zindan etmeye yetmişti. Bununla beraber her şeyi gözümle görmeye karar verdim ve sabrettim. Biraz sonra karım geldi, halinden hamamdan geldiği belliydi. Bana güler yüz gösterip gülüp oynadı. O sırada hazırlanan yemek sofrasına beraberce oturduk. Yemekten sonra şundan bundan konuştuk. Yatağa gireceğim sırada her gece içtiğim bir kadeh şarabı getirdi. İçer gibi yaparak koynuma döktüm, yatağa uzandım. Gözlerimi kapayıp derin bir uykuya dalmış gibi göründüm. Karım hemen giyinip süslendi. Elbiselerinin altına bir kılıç kuşanmayı da unutmadı. Yanımdan çıkarken bana bakarak, "Senden nefret ettiğim kadar kimseden nefret etmiyorum. Yat inşallah son yatışın olsun," dedi. Çabucak oradan uzaklaştı. O gidince yataktan çılgın gibi fırladım. Elbiselerimi giyinip kılıcımı kuşandım ve hemen arkasına düştüm. Karım sarayın gizli kapısından çıktı, şehrin sokaklarını aşarak surlara geldi. Şehir kapısını açıp yıkık bir kaleye doğru ilerledi. Ben hep onun arkasındaydım. Nihayet çok büyük fakat yarı yıkık bir eve geldik. Karım açık kapıdan içeri daldı, ben de usulcacık onun peşinden yürüdüm. Evin bir odasında bir şilte üzerinde kalın dudaklı iri yarı bir zenci yatıyordu. Karım büyük bir adamın yanına giriyormuş gibi yerlere kadar eğilip zencinin eteğini öptü. Zenci onu görünce başını kaldırdı. "Şimdiye kadar neredeydin? Buraya arkadaşlarım geldi, hepsinin yanında yavuklusu vardı. İçtiler, eğlendiler, ben sen yoksun diye içmedim," diye homurdandı. Karım adeta yalvarır gibi, "Kusura bakma güzelim," dedi. "Benim evli olduğumu biliyorsun. Ne yapayım, onu sevmiyorum ama katlanmak zorundayım. Senin hatırın olmasaydı onun idare ettiği şehri yerle bir ederdim. Bende öyle bir kuvvet vardır." Zenci sözlerine inanmamış gibi kan çanağına benzeyen gözlerini çevirerek karımın yüzüne dik dik baktı. "Aşifte sen beni aldatıyorsun, beni sevmiyorsun. Zevkin için buraya geliyorsun. Bir daha böyle geç gelirsen seni kovarım. Yanıma bile sokmam," dedi. Bu sözleri duyunca çok fena oldum. Bununla beraber sabırlı davrandım. Karım zencinin hatırı kırılmasın diye onun saçını başını okşamaya, ellerine sarılıp öpmeye başladı.
Nihayet zencinin biraz keyfi gelmiş olmalı ki yumuşadı. Karım hemen üstlüğünü çıkardı, ince bir fistan içinde kaldı. Sonra zenciye, yiyecek içecek var mı diye sordu. Zenci parmağıyla bir yeri gösterdi. İşte şurada arkadaşların artıkları var, onlarla karnını doyur dedi. Karım hemen kalktı, o pis yemeklerden ve içkilerden yedi içti. Sonra odayı aydınlatan ışığı söndürerek zencinin yanına sokuldu. Artık bundan daha fazlasına dayanamadım. Saklandığım yerden çıkıp kılıcımı sıyırdım. Zencinin üzerine saldırıp boynuna bir kılıç savurdum. Geberdiğini zannetmiştim. Fakat karanlıkta etrafımı iyice seçememişim. Şehrazat sabahın yaklaştığını görünce masalını burada kesti. Ertesi gece hükümdarın müsaadesi üzerine tekrar söze başladı.